Merhaba sevgili Sektörel Başarı programı izleyicileri. Bugün sizlere Yalova'dan sesleniyoruz efendim. Genç ve başarılı girişimci Yunus Emre Ünsal yanımızda. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz Yalova'mıza. Hoş bulduk. Sizi biraz tanıyalım. Tabii ki. Ben Yunus Emre Ünsal. 1994 Yalova doğumluyum. Lise mezunuyum. Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'ni bitirdim. Birçok sektörde çalışmışlığım vardır. İşte hizmet sektörü, seyahat sektörü, restoran, kafe, sonrasında otelcilik vesaire. Birçok sektörde çalışmışlığım vardır. En uzun çalıştığım sektör taksicilik, ticari taksi şoförlüğüdür. 2 sene bir fiil taksi şoförlüğü yapmışlığım vardır. Bu şekilde. Yalova'da sevilen birisiniz. Bunu nasıl sağladınız? Yalova'da şu şekilde sevildim. İsmimin karakteristik özelliğini taşıdığım için, yani Yunus Emre. Yunus Emre'nin ismi gibi bir kişiliğe sahibim. Hani sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz gibisinden. Ve birlikteliğin, paylaşımcılığın birbirimize daha çok güç vereceğine inandığım bir dünya görüşüm vardır. Maalesef ki özel sektörde bazı gözüme çarpan şeyler oldu. Çünkü ben 2015 senesinde askerden geldim. 5 senedir çalışma hayatındayım. Nereden baksanız belki 20-30 tane iş değiştirmişimdir. Bunları değiştirmemin sebebi benim istikrarsızlığım değildir. Böyle yolunda gitmeyen bazı sıkıntıların olduğunu gördüm özel sektörde. Şöyle ki Yalova için konuşuyorum. Diğer illeri bilmediğim için. Yalova'da şöyle bir sıkıntı var. Özel sektörden bahsediyorum. Kiradan bunalmış esnafın haykırışı var. Ama duymayan bir hani artık bilmiyorum bunun sebebi kimdir. Bu haykırışı duymayan bir belediye başkanı var. Bir hükümet var. Ama hiçbir şekilde bu suçu ben hükümete atamam. Çünkü belediye başkanına da atamam. Çünkü herkes, şu anki hükümetimiz Allah razı olsun, gerek girişimci gençlere yol açan, gerek böyle özel sektörde bazı yardımlar yaparak, İşte ülkeye daha çok turist gelmesi için ülkemizin tanıtım reklamlarını daha çok böyle yaparak ülkemize turist çekerek esnafları bu yönden de biraz kalkındırmaya çalışan bir hükümetimiz var. Ve bu hükümetimizin işleyişini ben çok seviyorum, beğeniyorum. Her şeyin yolunda olduğuna inandığım bir işleyiştir bu. Ama maalesef ki biz birbirimizin biraz tabiri caizse düşmanı olmuşuz. Yani paraya ihtiyacı olmadığı halde o kadar çok dükkanı olan, o kadar çok evi olan insanların hala da birbirleriyle yarışıp o 1200 liraya kiraya veriyorsa benim evim 1500 lira kiraya eder. O 1500 liraya kiraya veriyorsa benim işte evim şu kadar para eder gibisinden. Kıyasaya bir kirayla gerek vatandaşları, gerek aileleri, gerek dükkanda iş yapmak isteyen esnafları bunaltan bir Yalova'da kira lobisi türemiş. Ve esnaf bundan çok rahatsız. Esnaf demiyor ki bize bedava dükkan verin. Esnaf diyor ki biz ne kazanıyoruz ki? Nasıl işçi çalıştıralım? Nasıl o 9000 TL'lik dükkan kirasını verelim? Burası bir İstanbul kadar potansiyele sahip bir yer değil. Ama İstanbul'daki bile daha çok para kazanıp daha az kira verdiği halde Yalova'da maalesef gerek turistlerin bu tarafa göç ederek burada iş merkezleri kurup ve dolar bazlı çalıştıkları için esnafımızın onlara yetişemeyip en çok dükkan kirasını kim veriyorsa dükkanımı ona veririm. Yani Türk vatandaşının zihniyeti budur. Şu andaki mülk sahiplerinden bahsediyorum. En çok kirayı kim verirse ona veririm dükkanımı gibisinden olduğu için şu anda Yalova Fatih Caddesi tabiri caizse Yalova Arap Caddesi'dir. Biz şuna kızıyoruz. Benim esnafım, yani Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına sahip
esnafım. Şu anda dükkanında gayrimenkulle uğraşan, örnek veriyorum, esnafımdan örnek vereyim, tavla oynuyorlar. Adam gitmiş, zahmet etmiş, tavla satın almış bir mağazadan. Karşılıklı işçisiyle tavla oynuyor. Neden bu şey oldu? Çünkü biz Türk milleti olarak nasıl tutucuysak, birbirimizi tutuyorsak, Araplar da bu şekilde. Ve Araplar İngilizce bilen, Arapça bilen insanlarla alışveriş yapmayı severler, turistler. Çünkü dertlerini anlatmak isterler. Hemen de anlaşılmasını isterler. Sabırsız bir millettir. Hal böyle olunca ne yapıyor? Kendi milletinin dükkanına gidiyor. Benim esnafım, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına sahip esnafım maalesef sinek avlıyor. Ha, hiç mi Türk esnaflar kazanmıyor? Kazanıyor. Ancak kimler kazanıyor biliyor musunuz? Bu sektörde 30 senedir, 50 senedir olan köklü emlak şirketleri. Yine sahibi Türk'tür. Gene vatana, millete hizmet ediyorlar. Ama ancak bunlar şu anda tutunabiliyor. Her geçen gün, her geçen yıl görüyoruz ki maalesef ki turistlerin bizim milletimizden olan esnaflara para kazandırması gerekirken kendi milletlerinden olan esnaflara para akışı yaptıklarını görüyoruz. Hal böyle olunca bir kibirlenme, bir böbürlenmenin olduğunu gördük. Ki bunlara esnaf kardeşlerim de şahittir. Bir kesim çok para kazanırken, bir kesim dükkan kirasını çıkaramadığı için bankadan kredi çekip dükkan kirasını ödemeye çalışıyorsa, o bulunduğu kaleyi kaybetmek istemiyorsa mecburen cepten yemek zorunda kalıyor. Cepten yedikçe de çocuğu bir bisiklet istediğinde her zaman öteliyor, öteliyor, öteliyor. Yani, işsizlik artıyor. Benim maalesef ki Türk esnafım yanında işçi çalıştıramıyor. Yalova'da şu anda hem esnaflık hem işçilik yapan bir yönetici kadrosu var. Yani esnaf bir dükkan açmış ama hem işçi hem patron. Çünkü dükkan kirası 9 bin lira, 10 bin lira. Bu adam nasıl, ne kazanacak da, İstanbul değil ki burası yani. Nüfusu belli Yalova'nın. Ama çok büyük potansiyele bir sahip bir Yalova'mızdır yani. Çünkü tersaneler bölgesi, sonra Marina Yat Limanı, yani iş adamlarının dinlenme noktasıdır. En yakın dinlenme noktasıdır. Yani bazı insanlar isterse helikopterle gitsin Antalya'ya. Bir saat gitmek istemez yani. 15 dakikada buraya inmek isterler. Onun için de Yalova'mıza helikopter hizmetini getirdim. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Ben gerçekten de birikimlerinizi değerlendirmek istiyorsanız Yalova'ya bekliyoruz yatırımlarınızı diyoruz. Efendim Yunus Emre Ünsal gibi vatanını seven, üreten, kendi ülkelerinde, hedeflerinde ilerleyen gençlere her zaman ihtiyacımız var biliyorsunuz. Sağ olun. Tabii az önce sistemden bahsetti, sistemi beğenmediğinden bahsetti. Peki bu sistemi nasıl düzelteceksiniz? Bu hedeflerden biraz da izleyicilerimize bahseder misiniz? Tabii ki. Aslında bu sistemi düzeltmek çok basit. Şu andan itibaren ben 26 yaşında bir gencim ve çoğu kişinin saymadığı bir gencim normal şartlarda. Hani gidip de ben şimdi bir mesela tersane sahibiyle görüşmek isteyeyim, kimse beni görüştürmez. Güvenlikten geri çevrilirsiniz. Ama şu anki benim çevrem bu şekilde değil. Beni tanıyan çevrem, benim şu anda arkamda bir esnaf ordusu var. Gerek çatıcı, gerek tesisatçı, gerek kale bodurcu, gerek işte seyahat ajantası, bunların hepsinin sahibi hasbihas Türk'tür ve yanlarında işçi çalıştıran kişilerdir, istihdam sağlayan kişilerdir. Kimse kusura bakmasın, istihdamı sağlayan sadece fabrikalar değildir. İstihdamı esnaf da sağlıyor. Ama maalesef hükümetimizin bilmediği bazı şeyler oluyor Yalova'da. Şöyle ki, ben hükümetimizin Yalova'yı unuttuğunu zannetmiyorum. Çünkü Yalova'ya öyle bir hizmet yapıldı ki son 2 ay içerisinde. Yalova vatandaşının ağzı açık kaldı. Şu anki hükümete de hayranlık duymaya başladı. Yani Yalova senelerdir belli bir partinin elindeyken
Şu anda Yalova'lı fikir değiştirerek hükümetimizin partisinin devamlı Yalova'da olmasını istiyor. Çünkü hizmet gördü Yalova. 2 ay içerisinde 10 senede görmediği hizmeti gördü. Ve Yalova'lı hükümetimizden çok memnun. Hükümetin birlik ve beraberlik çağrısı konusundaki fikirlerinden, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda ilerleyen bir hükümetin olduğundan herkes bir haber. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Şunu söylemek isterim. Şu anki hükümetten çok memnun olduğumu ifade etmekte kendime vazife görüyorum. Çünkü önce anlattıklarımla bazı şeylerin anlaşıldığını umuyorum izleyiciler tarafından. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, biz birbirimize yeteriz. Yeter ki birbirimizle iyi geçinelim. Gerek ticari konuda, gerek birlik ve beraberlik konusunda. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki yaşayan herkesten dileğim budur. Ticari hayatta birbirimizi ötekileştirmeyelim. Herkese kafamızı açalım. Zaten bu direnişin başlangıcını ben Yalova'da yaptım. 81 ilde de inşallah devletimin desteğiyle bu hareketi 81 ile yaymak istiyorum. Çünkü en başta söylediğim gibi her esnafa kapım açık ve aynı çatı altında toplanmak istiyoruz. İşini iyi yapan benim çatım altında ömür boyu iş yapacak. Bu şekilde de Türkiye'de işsizliği bitireceğiz inşallah. Biz de ülkeye yararlı olan kuruluşun, kişilerin her zaman yanındayız, destekçisiyiz. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler verdiğiniz değerli bilgiler için. Rica ederim. Yolunuzda başarılar diliyoruz size. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Yalova'dan şimdilik sizlere aktaracaklarımız bu kadar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.